Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsın hocam? İyiyim Recep'ciğim. Sen iyi misin? İyiyim hocam çünkü soru çözüyoruz. Sen soru çözünce iyi mi oluyorsun? Evet hocam çünkü tekrar ediyoruz. Bakıyoruz. Öğrenmiş miyiz de öğrenmiş. Sen falan vere bırak. Sen bırak. O hikayeleri bana anlatma. Ailemden ettiği. Süpersin Recep'ciğim ya. Hangi ünite hocam? Beşinci ünitedeyiz Recep. Hangisi hocam o? Beşinci ünite demokratikleşme. Yani çabaları diye. Yani Atatürk döneminde çok parti hayata geçişle ilgili bir konu bu. Kısa evet. Bir konu. Ama biz bir video çekeceğiz yani onunla ilgili. Soru videosu. 10 tane soru çözeceğiz Recep'ciğim. Süper hocam arkadaşlarıma tavsiyem biz çözmeden durdurup kendileri çözerlerse çok iyi olur. Aynen. Bir de ben konuyu genelde böyle kapsayıcı sorular seçtim. Sabırla dinlesinler. Bazı metinler uzun ama olsun. Evet. Eğer anlamadılarsa sabırla dinlesinler. Evet hocam sizdeyiz. Başlayalım Recep'ciğim. Buyurun hocam. Diyor ki bu bilgilere göre diyor tek partili yönetimlerle ilgili neye ulaşılabilir? Okuyorum. Siyasi partiler demokratik rejimlerde halkın yönetime katılmasına aracılık eden kurumlar arasında yer alır. Sadece bir partinin bulunduğu yönetimlerde ise demokrasi tam anlamıyla yaşamaz. Yani bir tane parti olmaz. Tek parti yönetimlerde halkın yönetime katılması daha azdır. Çünkü parti bir tane. Hükümete yaptığı işlerin kontrolü zordur. Mecliste farklı görüşlerin yer alması zordur. Çünkü bir tane. Bakalım hangisi ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Hükümetin yaptığı işlerden dolayı denetlenmesi zorlaşır. Evet. Çünkü bakın burada da yazıyor zaten. Tek parti olunca hükümet denetlenemez. Evet. Muhalefet olacak ki iktidarı ne yapsın abi? Denetlesin. Farklı düşüncelerin meclise yansıtılması zor olur. Kesinlikle doğru. Çünkü bir tane parti olunca herkes mecburen onu seçecek. Milli egemenlik ve demokratik değerler daha fazla güç kazanır. Kazanmaz tabii değil mi? Çünkü tek parti olunca demokrasi gelişmez hatta. O nedenle... Çünkü farklı fikirler. Çok partili hayat gereklidir arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Süper. Recep'ciğim diğer soruya geçiyorum. Şimdi bir tane tablo verilmiş. Meclis açıldığında milletvekillerinin yani mesleki dağılımları. Kimisi asker, şimdi okumayacağım hepsini. Kimi asker, kimi memur, kimi öğretmen, bankacı, aşiret reisi, din adamı, işçi. Herkesten var. Ve bunlar hepsi farklı olmalarına rağmen bak en başta bir şey yazıyor. TBMM'deki milletvekilleri düşmanın yurttan atılabilmesi için birlikte hareket etmişlerdir. Yani farklı görüşlerde de olmuşlardır muhtemelen. Ama ortak bir amaçla beraber hareket etmişlerdir. Buna göre diyor ne söylenemez? Bir halk meclisi özelliği taşıdığı söylenebilir. Çünkü halkın üyeleri var. Mecliste farklı görüşten siyasi partilerin yer aldığı. Partiyi bilemiyoruz. Arkadaşlar parti yok. Dikkat. Bak bu çeldiriciye dikkat. Meclis içinde halkı temsil edecek her kesimden milletvekilinin bulunduğu. Olabildiğince bak, var. Bak burada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ama her... Öğrenciler diyorlar ki evet hocam şu her lafına biz gıcık oluyoruz diyorlar. Ben de gıcık oluyorum hocam. Çünkü mesela normalde her kesimden var mı bilmiyoruz. Ama gelişi güzel söylenmiş bir laf oluyor genelde her kesim. Yani bu her kesime özel bir şey. Evet hocam. Yani kesinlikle demiyor. Herkes genelleme yapıyor. Genelleme yapıyor. Ya buna dikkat edelim. Düşüncesi ne olursa olsun milletvekillerinin milli bağımsızlığı sağlamak için dayanışma içinde hareket ettiği zaten dedik. Bakın farklı fikirler olabilmesine rağmen düşmanın yurttan atılmasına odaklandıkları için ortak bir yerde buluşmuşlar. Evet o nedenle cevabımız Bursa arkadaşlar. Geçiyoruz 3. soruya. Recep Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili hatırlıyor musun onu Recep? Hatırlıyorum hocam. Evet Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisi. Bakalım. Söylenemez diyor arkadaşlar. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında kurulduktan sonra ülkemizin doğusuna çıkan bir isyan ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle kapatılmıştır. Atatürk'ün isteğiyle 1930 yılında FETÖ Okyar tarafından kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası parti içinde inkılap karşıtlarının toplanması ve etkinliğini artırması üzerine kurucusu tarafından yine aynı yıl içinde kapatılmıştır. Yani iki tane parti kurulmuş. Kapatılmış. Abi ikisi de kapatılmış. Bakalım. Çok partilerde geçiş denemelerinin başarısızlıkla sonuçlandı. Bu kesin ki. Doğru. Türkiye Cumhuriyeti içinde yenilikleri benimsemeyen bazı kesimlerin olduğu. Bu da söylenebilir. Evet soru doğru çünkü inkılap karşıtları diyor. Bakın arkadaşlar dikkat. Buradan anlıyoruz. Türkiye'de henüz demokrasi için uygun ortamın oluşmadığı. Bu da söylenebilir. Kesinlikle söylenebilir. Çünkü kapatılmış. Partilerin kapatılmasında dış politikada yaşanan gelişmeler rol oynadığı. Bunu söyleyemeyiz. Evet dış politikayla ilgili bir olay yok. Anlatılmamış yukarıda. Evet hocam. Geçelim diğer soruya. 4. sorumuz. Diyor ki bakın Mustafa Kemal'in diyor bu düşüncelerle ilgili ne söylenemez diyor arkadaşlar. İzmir suikastı ile ilgili bir soru. Biliyorsun değil mi acaba o olayı? Biliyorum hocam. Mustafa Kemal'e suikast girişimi düzenlenmişti. Düzenlenmişti. Bakalım ne demiş Mustafa Kemal? Biraz uzun metin ama dinlerseniz sevinirim çocuklar. Temeli büyük Türk milleti ve onun kahraman evlatları olan büyük ordumuzun vicdanında, akıl ve şuurunda kurulmuş bulunan cumhuriyetimizin ve milletimizin ruhundan ilham alan ilkelerimizin bir vücudun ortadan kaldırılmasıyla bozulabileceğini sananlar çok zayıf
zayıf düşünceli bahtsızlardır. Yani diyor beni öldürseniz de diyor bir şey olmaz. Aynen, değişmez aynen. diyor. Bu gibi bahtsızların cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde hak ettikleri işleme uğramaktan başka elde edebilecekleri bir şey olamaz. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Türk milleti güvenliğini ve mutluluğunu sağlayan ve koruyan ilkelerle uygarlık yolunda durmaksızın yürüyecektir. Çok güzel. Bakalım ne söylenemez. Suçluların adalet karşısında hesap verecekleri. Bu söylenebilir diyor zaten. Cumhuriyetin, Türk milletinin ve ordusunun eseri olduğu yukarıda diyor arkadaşlar bakın. Ordumuzun vicdanından diyor. Suikastçıların demokrasiyi güçlendirmek için böyle bir yola başvurdukları. Bu asla hocam böyle bir şey yok. Evet. Cumhuriyet ve değerlerinin Mustafa Kemal'in hayatıyla son bulmayacağı. Kesinlikle. Zaten diyor ben diyor ölsem bile diyor. Payidar kalacak. Payidar kalacak. Ne demek payidar Recep? Devam eder. Evet. Devam eder. Devam edecektir. Evet Recep'ciğim. Cevabımız Ceyhan. Diğer bir soruya geçelim Recep'ciğim. Nedir hocam sorumuz? Mustafa Kemal'i İzmir'de suikast yapmayı planlayan İstiklal Mahkemesi'ne yargılandıktan sonra gerekli cezalara çarptırılmıştır. Kazım Karabekir, Ali Fuat Bey ve Refet Bey de suikast girişimiyle ilgili oldukları gerekçesiyle yargılanmışlar. Fakat suçsuz olduklarının anlaşılması üzerine serbest bırakılmışlardır. Çok zor yıllar Recep o yıllar. Hocam evet ben bununla alakalı bir kitap okumuştum. Çok enteresan. Evet. Yani bir de bunlar silah arkadaşları da olduğu için Gazi Paşa'nın. Evet. O yüzden zorlanıyorlar. Evet. Psikolojik olarak. Bakalım buna göre ne ulaşılabilir? Hukuk devleti anlayışına uygun olarak hareket edilmiştir. Evet. Mahkeme kurulduğu için arkadaşlar dikkat bakın. Mahkeme hukuk arasındaki ilişkiyi unutmuyoruz. Hem mahkeme hem de eşitlikçi hocam. Evet. Herkese aynı davranıyor. Şüpheli görülenler yargılanmıştır. Doğru. Doğru. Yargılanan herkes cezalandırılmıştır. Herkes değil hocam. Evet. Bunu ulaşamıyoruz. Cevabımız 1 ve 2 arkadaşlar. Yani burada bilmemiz gereken önemli nokta çocuklar. İstiklal Mahkemesi ile hukuk devleti ilişkisini unutmuyoruz. Arkadaşlar. Evet hocam. Recep şimdi diğer soruya geçiyorum. Evet hocam. Bakalım bu bilgilere göre diyor Türkiye ile ilgili söylenebilecek en kapsamlı yargı. Türkiye diyor Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü konumundadır. Türkiye bu özelliği sayesinde kara, deniz ve hava ulaşımının ülkemiz üzerinden geçtiği bir konumda bulunur. Günümüzde Asya'dan Avrupa'ya uzanan petrol ve doğalgaz hattının birçoğu ülkemiz üzerinden geçer. Tüm bu faktörler ülkemizin uluslararası alanda söz sahibi olmasını sağlarken aynı zamanda bazı tehditlere ve tehlikelere maruz kalmasına etkili olmaktadır. Bak burada iki tane olay anlatıyor. Hem diyor bize avantajını söylüyor. Avantaj sağlıyor. Hem bazı sıkıntılarla dezavantajı da yaratıyor diyor. Bakalım. En kapsamlıyı soruyor. Arkadaşlar dikkat. En kapsam dediği zaman gözünüzü 4 değil 8 açın arkadaşlar. Açıyoruz. Sahip olduğu değerler nedeniyle tehditlere maruz kalmıştır. Ya aslında oluyor gibi. Oluyor ama tam bakalım, değil hocam. Tikim atayım ben. At hocam. Coğrafi konumu dünya siyasetinde etkili olmasını sağlamıştır. Doğru. Bu da oluyor gibi. Bu da oluyor. Aman Allah'ım. Coğrafi konumunun olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Bu da var. Evet. İşte budur arkadaşlar cevap zaten. Bak. Arkadaşlar dikkat. A doğru, B doğru, ama C en doğrusu. En doğru. Her zaman ne diyoruz Recep'ciğim biz? Hocam biz en doğrusunu arıyoruz. Doğruyu değil. En doğru. En doğruyu bulacağız Recep. Çok güzel. Biz doğrucuyuz Recep senden. Kesinlikle hocam. Evet. Arkadaşlar dikkat. Bu hakikaten şaka bir yana önemli. Yok atla. Bazı sorularda doğrular oluyor. Hocam mesela hız lazımdır arkadaşlar. Böyle hemen bitireyim falan. A'yı görür, işaretler geçer gider. Toslar. Halbuki cevap C. Aynen. Çünkü C daha doğru bir ifade var orada. Evet. Aman dikkat arkadaşlar. Evet Recep'ciğim. Diğer bir soruya geçiyoruz. Bir görsel var. Cumhuriyeti biz böyle kazandık diye meşhur bir görsel. Onun altında Mehmet Akif'in bir sözü var. Bakalım çok seviyorum onu ben. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Ha? Vay be. Güzel söz değil mi? Evet, bir daha okuyayım bak. Girmeden tefrika ne demek tefrika Recep? Tefrikayı bilmiyorum hocam. Ayrılık. Heh, ayrılık. Girmeden ayrılık bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Sindiremez. Şimdi diyor ki burada ne vurgulanmıştır? Birlik. Birlik. Bravo Recep. Yayılmacı bir dış politika. Alakası yok hocam. Yani. Düşmana karşı modern silahların kullanılması. Bu da yok tabii hocam. Ki. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmek. Heh. Evet işte bulduk Recep'ciğim. Ama okuyalım D'yi de. Milli mücadelenin kazanılmasının Türk ordusunun kahramanlıkları önemli. Evet aslında bu da olabilir. Kahramanlıklar, ordumuz önemli ama burada anlatılan birlik beraberlik. Evet hocam. Evet Recep'ciğim. Diğer soruya geçiyorum. Mustafa Kemal bir söz söylemiş. Bakalım ne demiş. Öncelikli olarak nasıl olması gerekir diyor eğitimin. Bakalım. Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun. Bak bu arkadaşlar çok önemli bir söz her zaman çıkıyor. O yüzden koydum. En evvel ve her şeyden evvel Türkiye'nin istikbaline yani geleceğine
kendi benliğine, milli ananelerine, ne demek anane? Kültür. Kültürüne düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Ya diyor ki okulu açtın mı abi? Kapıyı açtın değil mi? Öğrenci sınıfa girdi mi abi? En önce bu ülkenin, yani bu ülkenin kültürüyle, her şeyle zarar verecek olan unsurlarla mücadele. Evet. Önce bu. Bakalım. O zaman eğitim nasıl olmalıdır? Milli değerlere özgü olmalıdır. Bu evet, olabilir. Olabilir. Modern ve çağdaş olmalıdır. Aslında olmalıdır ama. Burada bundan bahsetmiyor. Burada anlatmıyor. Dikkat. Batı kültürüne uygun olmalıdır. Alakasız. Yok hocam. Bilimsel ve gelenekçi. Alakasız. Hocam Adana'yı. Yani işte milli değerler. Süper. Recep, şimdi diğer soruya geçelim. Geçtik hocam. Bu bilgilere göre hangisi söylemez? Bakalım. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan partiler saymış. Cumhuriyet Halk Partisi, Terakkiperver, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Ekonomide liberal, yani serbest ekonomi modelini savunurken 1929 yılında Amerika'da başlayan ve tüm dünyada etkili olan ekonomik kriz sonrasında ülkeyi yöneten Cumhuriyet Halk Partisi ekonomide devletçilik modelini benimsemiştir. Recep, o dönemde bu soruyu niye koydum biliyor musun? Neden o dönemde hocam? Partiler arasındaki temel ayrım ekonomik görüşüyle alakalı gibi, evet. O zaman. Yani liberal misin, devletçi misin abi? Ondan haber ver bana gibi. Anlatabildim evet, mi? Hani bugün diyoruz ya, demokrat mısın değil misin? Hani evet hocam. O zamanki konjonktürde birazcık hava ekonomik görüşüyle biraz belli ilintili. Oluyor. Ne söylenemez? Partiler aynı görüşü savunabilmektedir. Evet, aslında başlangıçta Atatürk de liberal aslında. Başlangıçta tabii. Evet, liberal. Aynı görüşü savunabilmişler. B. Uluslararası gelişmeler partilerin farklı politikalar üretmesine etkili olmuş. Doğru. Amerika'daki olaydan bahsettiği için evet, doğru arkadaşlar. Recep'cim, C'ye bakalım. Partilerin farklı görüşleri savunması demokrasi zenginleştirir tabii ki. Ama bak ne diyor Recep D'de? Ülkemizin gelişmesi açısından partiler aynı fikirleri savunmalıdır. Asla hocam. Tam tersine. Farklı fikirleri savunacak. Evet. Halk onlardan sanki bir seçim yapacak. Evet hocam. Peki Recep'cim, diğer bir sorumuz var. Son sorumuz Recep. Hemen bakalım. Mustafa Kemal'in bu sözlerine göre İzmir suikastinin gerçek hedefleri arasında hangisi yer almaz? Bu elim olayın benim şahsımdan ziyade Cumhuriyetimize ve onun prensiplerine yönelik olduğuna şüphe yoktur. Şimdi o zaman bak, Cumhuriyete yönelikse inkılaplara da yöneliktir. Doğru. Cumhuriyete yönelikse milli iradeye de yöneliktir. Ona da yöneliktir. Çünkü Cumhuriyet milli irade. O zaman rejime de yöneliktir. Kesinlikle. Fakat hilafete yönelik değildir. Çünkü yok. Çünkü hilafet kaldırıldı zaten. Evet hocam. Anlatabildim mi? O nedenle o olmaz. Ancak hilafet taraftarlarının çıkardığı bir şey zaten. Onu hedef almıyor yani. Evet hocam. Evet Recep'ciğim. Bu sorularımız bu kadar. Beşinci ünite. Hocam süper. Arkadaşlarımız yorumlara bize şimdi yazıyorlar. Kaç doğru, kaç yanlışları var? Biz de bakıyoruz. Aynen, anlamışlar Recep'ciğim. Mı? Eğer çok fazla yanlışları varsa bizim konu anlatım videomuzu izleyebilirler tekrar. Ya burada bir tavsiyem. Mesela ben bunu çok severim. Tavsiyem size, tavsiyem o kadar yani. Önce konu anlatımı izlesinler. Evet hocam. Sonra bunun temel kavramları olacak. Bir daha hatırlatalım. Onu izlesinler. Evet hocam. En son bunu çözsünler. Süper arkadaşlar. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.